Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere helva tadında tahinli kurabiye tarifi videosu hazırladım. Kıyır kıyır ağızda dağılan bu güzel kurabiyemizi buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce kurabiyemiz için 250 gram oda ısısında yumuşatılmış tereyağımı derin yoğurma kasesine aldım. Üzerine yarım çay bardağı tahinimi de ekliyorum. Sizler tahini daha çok yoğun seviyorsanız bir çay bardağı eklemenizi tavsiye ederim. Bir su bardağı dolusu pudra şekerimi ekliyorum. Bir küçük tatlı kaşığı Türk kahvesi. Bir paket vanilya. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Malzemelerimi ilk olarak spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Spatula yardımıyla güzelce birbirini özleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 3 su bardağı kadar unumu yavaş yavaş ekliyorum. 1 çay bardağı dolusu kıyılmış ceviz ekliyorum. Ceviz eklemek zorunda değilsiniz. Elinizin altında varsa 1 çay bardağı ekleyebilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek kurabiye hamurumu kıvamlı hale gelene kadar yoğuracağım. Tereyağı veya katı yağ kullanmak istemiyorsanız 1 su bardağı sıvı yağ kullanarak da bu kurabiye tarifini yapabilirsiniz. Kurabiyenizi 1 su bardağı sıvı yağla da yaptığınızda gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Hamurum güzelce toparlanıp elimi bırakana kadar yoğurdum. Kurabiye hamurunda tereyağı da olduğu için ilk başta size hamur yumuşak gelse de un eklemeyin. İlk önce 1 dakika kadar yaklaşık yoğurun. Tekrar yumuşaksa un eklemesi yapabilirsiniz. Kurabiyelerinizi fırında pişerken yayılma olmaması için hamurunuzu bu kıvamda yapmaya özen gösterin. Dondurma kaşığıyla şekilleyeceğim. Sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Dondurma kaşığım da büyük olduğu için kurabiyelerim de biraz büyükçe olacak. Tabii ki sizlerin daha ufak kaşığı varsa onunla da yapabilirsiniz. Bütün hamurum bitene kadar aynı şekilde yaparak kurabiyelerimi hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Toplamda 16 adet kurabiye elde ettim. Fırınımı da 170 derece alt üst fansız ayarda 5 dakika kadar ısıttım. Öncesinde ısıtılmış mutlaka fırına koymaya özen gösterin kurabiyelerinizi. İlk önce kurabiyelerimi 170 derecede 10 dakika kadar pişirdim. Hafif rengi döndüğü an 125 dereceye getirerek alt üst fansız ayarda toplamda 35 dakika kadar kurabiyelerimi pişirdim. Bu sayede içi de çok güzel çekti. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar zamanda kurabiyelerim çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıkınca kesinlikle ilk sıcaklığıyla kurabiyelere dokunmayın. Pişmaniye gibi dağılan bir kurabiye ilk sıcaklığıyla. O sebeple biraz soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz kurabiyelerinizi. Görünüşü ve lezzetiyle gerçekten denenmeye değer tarif. Helva tadında bu güzel kurabiyemizin biraz soğuduktan sonra sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Dilerseniz içine Türk kahvesi sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer bir küçük tatlı kaşığı eklerseniz de çok farklı ve güzel lezzet veriyor. Günlerce bayatlamayan, aynı tazeliği koruyan kurabiye tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.